Efendim AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek seçimde olduğu gibi sonrasında da sık sık başkentlilerle bir araya geliyor. Başkentin ilçelerini tek tek gezen milletvekili Gökçek bu sefer festivallere katıldı. Ankaralılarla her etkinlikte yanlarında olan milletvekili Gökçek'e yine yoğun ilgi gösterdi. Dün Kalecik'teydik. Bugün Beypazarı'ndayız. İlçe ilçe gezdi, festivallere katılıp başkentlilerle bir araya geldi. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in ilk durağı Kalecik oldu. Kortej yürüyüşüyle başlayan festival, halk oyunları gösterileriyle devam etti. Bu yıl 13.sü düzenlenen Kalecik Karası Üzüm Festivali büyük bir coşku ve heyecanla başladı. Festival renkli görüntülere sahne oldu. Milletvekili Osman Gökçek, önceki dönem Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay'la beraber Kaleciklilerin sahne davetini kırmadı. Gökçek'in ikinci adresi Beypazarı'ndaki Hasat Festivali'ydi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, minik halk oyunları ekibinin gösterileriyle renklendi. Burada çocuklar da hem de geliyorlar, tarımla meşgul oluyorlar, büyüyorlar. Nesillerin de bu büyüme dönemi içerisinde bu tür uğraşların içerisinde olması bence ülkemiz adına büyük bir katkı diye düşünüyorum. Protokol konuşmalarının ardından sahnede kurdele kesimi yapılarak festival resmen başlatıldı. Rabbim böyle bir programı düzenlediği için Sayın Başkanımızdan razı olsun. Onunla birlikte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da buradan teşekkürlerimi iletmek istiyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ardından festivaldeki standları tek tek gezen milletvekili Osman Gökçek resim sergisini de ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından programa katılım sağlayan genç sporculara belgelerini takdim etti. Milletvekili Gökçek, AK Partili belediyelerin tarıma verdiği öneme vurgu yaptı. Hakikaten özellikle tarıma verilen önemi de buradan görebiliyoruz. Yani özellikle Cumhuriyet Halk Partililerin ağaçları kestiği, işte görüyorsunuz İstanbul'da, İzmir'de, Maltepe Belediyesi'nde, Ankara'daki kuruyan refüjlerimizi görürken burada bakıyoruz ki etrafımızda tam tersine tarıma değer veren ve gerçekten Beypazarı'na değer katan bir proje yapılmış. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplansa, bizim tek derdimiz ilçemiz dedi. 27.sini kutlamış olduğumuz, etkinliklerini düzenlemiş olduğumuz festivalimiz gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel. Bizim umudumuz, bizim bütün düşüncemiz, derdimiz ilçemize neleri katabiliriz, neleri faydalı hale dönüştürebiliriz.